Aslanlı Yol biliyorsunuz benim anılarımı içeren bir kitap. 2012'de çıkmıştı. Şu gördüğünüz kitap şöyle. Ee, bu eski baskısı. Ee, Liberteden çıkan baskısı. Şimdi başka bir baskısı var piyasada. Oradan birkaç bölümü size okumaya devam ediyorum. Bu Abhazya'nın fethi. 1992'de olmuş bir olay. birkaç gece dağda kaldık. Dünyada olup bitenden habersiziz. Sabah tıngır mıngır Zugdi diye indik. Orası kötüdür diye uyarmışlardı ama kulaga sanki. Günlerdir doğru düz bir şey yememişiz. Açız, toz toprağa batmışız, arabada haşat. Lokanta bulup bir şeyler yiyeceğiz tamirci bulacağız. Sonra Prenses Çavçavadze'nin botanik bahçeliğini göreceğiz hesapta. Daha şehre girmeden üç tane bıçkın tip yolumuzu kesti. Kapıyı açıp müjdenin boğazına bıçağı dayadılar. Müjde de o sırada 3-4 aylık hamile. Neyse, istedikleri paraymış. Cebimizdeki 2300 doları kuş gibi döktük, kurtulduk. Az değil o parayla da Moskova'ya, Petersburg'a gidip geri döneceğiz. Yola devam edebilir miyiz? Bir süre tartıştık. Ölmek var, dönmek yok dedik. Daha doğrusu ben dedim. Devam. Daha o şok geçmemişti ki bu sefer şehrin ortasında arabanın biri yandan sıkıştırdı. Can havliyle gaza basıp kaçmaya çalıştım. Bu sefer pencereyi açıp tabanca gösterdiler. Mecburen durduk. Cepte kalan bir tomar işe yaramaz rubleyi bağıra çağıra üstlerine fırlattık. Tamam peki peki işareti yapıp yol verdiler. Belli ki alışıklar. Lokantasına da botaniğine de lanet okuyup pedala kuvvet Zugdidi'den kaçtık. Esas macera bundan sonra başladı. Şehir çıkışındaki köprüde asıl Gürcistan bitiyor, Abhazya'ya geçiliyor. Geçer geçmez bir şeylerin yolunda olmadığı anlaşıldı. Yerde zincirleme trafik kazası olmuş gibi izler, cam kırıkları. İleride bir tank terk edilmiş, yanıyor. Karşıdan manyaklar gibi yalpalayarak birkaç araba geldi. İçleri balık istifa asker dolu. Üniformalarının yarısı var, yarısı yok. Kimi tişörtlü. Kafalarında kanlı birer bez. Ellerindeki kalaşnikovları pencereden dikmişler. Vınlayıp geçtiler. Arada ters istikamette konvoyla askerler gidiyor. Ne araç denk geldiyse doluşmuşlar. Özel otolar, ambulanslar, külüstür şehir içi otobüsleri. Yol kenarında bir kalabalık kamp kurmuş belli ki bir iki gündür buralar sefilleri oynuyorlar. Aralarında Ermenice bilen birilerini bulduk, sorduk. Dün Gürcü ordusu Abhazya'yı istila etmiş. Yol üstünde birkaç kilometre ötede ileride savaş varmış. Sene 1992 galiba 14 Ağustos olmalı. Ya da ya 14 ya 15 Ağustos. Ben tutturdum görelim diye. Fırsat bu. Bir daha savaş nerede buluruz? Hem Zugdi diye dönüp ne yapacağız? İki kere soyulmuşuz. Geri adım atarsak müjde dünden hazır. Vazgeçelim diyecek. Yolculuk yatar. Arabanın antenine beyaz bir atlet bağladık. Askeri barikatları jurnalist deyip geçtik. Arada egzoz takımı kopmuş, bütün takım kopmuş içeri alıp ön camdan bazuka gibi dışarı uzatmışız, cehennem makinası homurtuları çıkarak çıkartarak gidiyoruz. Gören Gürcü ordusunun gizli ara, savaş aracı sanır. Karşıdan güruhlar halinde yaya insanlar gelmeye başladı. Sırtlarında tencereler, tavalar, denkler, yorganlar, nineler, bebeler. kime eşyasını işporta arabalısına yüklemiş, evlerinden kaçan Abhazyalı Gürcülermiş. Yol kenarındaki bir köyde genç bir kızla konuştuk. Durmamız için yalvardı, diller döktü. Gece istesek onlarda misafir kalabilirmişiz. Abhazlar Müslümanmış. Gözlerini kırpmadan insanı keserlermiş. Müjde gene kalacak gibi oldu. Müslüman olan sanki o değil benmişim gibi. Köy çıkışında ilk cesetlerimizi gördük. Yol kenarına yatırmışlar, başlarında eşofman üstü kamuflaj ceketi giymiş birkaç Gürcü askeri. Silvester Stallone kıyıklı bir tanesi gözü dönmüş bir ifadeyle silahı arabanın camından içeri soktu. Kafama doğrulttu. Rambo deyip güldüm. Sigara ikram etti. Malboro paketini kaptı. Ne halim varsa gör gibisinden yol verdi. Sohum'a vardık. Sohum başkenti biliyorsunuz. Abkhazya'nın. Sohumda sokak çatışmaları oluyormuş. Şehirden bam güm sesler geliyor, dumanlar çıkıyor. Gürcüler bu sabah girmişler. Abhaz hükümetini ele geçirmeye çalışıyorlarmış. Tıpkı bizim Karadeniz şehirleri gibi bir yer. Bir yanı deniz, bir yanı dağ, bir tek ana yol var geçtik. Artık kaldık burada derken ilk kamptan tanıdığımız Ermeniler çıka geldi arka yolları biliyorlarmış. Peşine düştük. Deretepe mahalle yollarından geçip Abhaz tarafına çıkıverdik. Türk plakasını görünce pek sevindiler. Kardeş salam aleyküm diye tezahürat yaptılar. Selamlarını aldık, bozuntuya vermedik. 15-20 kilometre sonra dağın yamacında ormanın içinde masallardan çıkma bir gümüş kubbeli Rum, Rus kilisesi beliri verdi. Meşhur Novi Afon manastırıymış. Savaştan kaçan Ruslar için buraya mülteci merkezi kurmuşlar. Bir yolunu bulup araya kaynadık. Yemekhanede karnımızı doyurduk. Rica minnet gece yatacak bir yerde verdiler. Ertesi gün Pitsunda'daki plaja attık kendimizi. Bütün gün kumsalda yatıp denize girdik.